Yardım gecesi garson olarak çalışmış. Gözünde öyle bir çarptı mı? İstesen de öğrenemezsin. Niye soruyorsun? Yangının kışın arasında bağlantım var. Önce cevap versin. Hastalık geldi. Evet, gördüm ama adını sanını bilmiyorum. Öğrenemem. Emrin olur. Rica ediyorum canım kardeş. Çok zor değilmiş değil mi abiciğim? Senin hemen şirketi ayırın. Ver Kenan abi. Tamamdır. Allah aşkına, Allah adını verdim. Ne var edecek? Davet gecesi ceza mı kesecektin hani? He? Ulan senin yüzünden ölüyordum şerefsiz. Özür dilerim, bir an gaza geldim. Gaza geldin. Dövün lan seni. Adamım ulan biz. Ha! Aksi! Sıkın lan! Namus üzere. Ne şükür çiçeğim, ne şükür fark edebildin mi? Ne şükür, ne? Burada fark edebildin. Nasıl? Ali? Ali sana kurban. Ali sana kurban. Bu gerçek olmaz. Ali siz iyi misiniz? Gecesi morgda çalışanların ismini verecek. Tabii ki. Ha, Çiçek Gölgül'ün DNA raporu hala çıkmadı mı? Biliyorum ne kadar sürdüğünü. Özellikle öne alınmasını istemiştim. Tamam, ne kadar erken olabiliyorsa. Ha, rapor direkt bana gönderilsin. Gel. Gelsene. Tomis Hanım, ben sizi şey için rahatsız ettim. DNA raporu. Onu almadan şeyi bana teslim edemezlermiş. Aşağıdan öyle söylediler. Doğru. Ama ben raporun çabuk çıkması için elimden geleni yapacağım. Canım çok yanlış mıdır? Umarım yanmamıştır. Ben sizi tutmayayım. Rapor çıkınca ben sana haber veririm. Buralarda duruşta perişan olma.
yardım gecesinde dalaşan bir garson vardı ya. Kayıtsız mı çalışıyordu? İnanın sırf insaniyetten ben yardımcı olmak namına. Adı ne? Ömer Ataycı. Bizim mahallelerden tanıdığınız, bildiğiniz. Yabancı gelin zaten öyle bir yere sokar. Özet kesin. O gün çalışacak olan garson arkadaş da bizim mahallelerden. Ama bir gün öncesi apar topar hastaneye kaldırdı. Ömer de hani o işi kaybetmesin, yerinden geçeyim deyince ben de mecbur kaldım. Sen birkaç gün ortalıkta gözükme ya. Gerekli görürsen emniyete gidip ifade edeceğim. Birilerini kurtarmışsın. Gizli bir yerlerden girip çıkmışsın. Bu arada mahallenin çocuğu. Dilerim. Buyur. O gece yardım ettiklerin arasında bu kadın da var mıydı? Yok, görmedim onu. Bakayım bir daha. Bunu görmedim. Bir şey çalırsa, ara. Bir şey bulursan sana alırım ama. Alırsın. Görmüş. Sarnıç içerisinde araştırdınız. Evet. Sarnıç bölgesi gören haberi yok. Emniyetten de değil aldım. Uçak, otobüs, tren, araba kiralama şirketleri. Cemil'in adına kayıt var. Sarnıç kontrol etsin. Başüstüne. Birilerinin kurtardığını öğrenmiş. Şöyle zarf yapmaya geldim. Ama bak adam mahalleye kadar geldiyse bu işi peşini bırakmaz. Oğlum dikkatli ol lan. Bak adam eski belediye başkanı ne? İyi akşamlar kardeşim. Kardeşi de sen aynı terane. Magazin basın falan ellerinde ekmeğinden ederler seni. Ettiler oğlum zaten. Nasıl ya? Kovdular bugün beni işten. Al işte. Ama Zebra'ya yardım ettim de değil lan. Niye? Bir tane haber yaptım. Yangın sırasında erkekler kadınlara zarar verdiği ima etti. Katil sence şey yapıyordu. Oğlum demek ki ben arkası sağlam bir yerin kuyruğuna bastım. Onlar da beni direkt kaya beyleri havale ettiler. Tıpkı da bu kadar basit oldu bu işler. Oğlum sen direkt failin kuyruğuna basmışsın. Kimmiş ya fail? İşte bu İskender ne? Davet kesici bir tanesi izledikle beş kız da işlerin içine düşmüş, ölmüş. Ömer saçmalama, ne diyorsun oğlum sen? Ya ben görmedim, duydum. Kimden duydun? Ya tamam bırak, kimin şunu söyle bari ya. Kardeşim söylememiş, ifade etme beni ya. Ya işim vermeden yazacağım, ben söylesene oğlum sen bana. Oğlum bırak şu işin ucunu ya. Başım belaya girecek diyorum sana. Tamam yapamam abi. Tamam. Yapma. Hadi. Arayacağım seni. Arayacağım seni.
Ulan bari koşarak gitme lan. İnanayım lan doğru söyleyene ya. Girebilir miyim? Evet. Bir şey mi oldu? Çelebi'nin arabasını bugün burada gördüm. Kesin yaşadığından şüpheleniyor. Cem'e sakin ol. Ömer'in birilerini kurtardığını öğrenmiş. Soru sormuşlar o kadar, tamam mı? Onu tanıyorum, kesin şüpheleniyor. Cem'e ne olur panik yapma, bak açık verecek zaman değil. Pasaportları halledene kadar plan neyse bozma. Tamam mı? Bunları senin için aldım. Üstündekilere çok dikkat çekersin. Teşekkür ederim. Ne kadar tuttu? Saçma mı, almayacağım tabii ki para. Hayır, başka türlüsü kabul etmem. Gerçekten almayacağım. Tamam. Ben burayı bırakıyorum. Peki. Bilgisayar kullanmam gerekiyor da sana sıkıntı olur mu? Yok. Ama saatten 9'da benim bilgisayara ihtiyacım var. O zaman kadar biter mi? Biterdir. Yalnız yeni şarjı taktım. Tamam. Cam pazarının erkekler kadınları ölmeme mi gitti? Geçtiğimiz günlerde tarihi sanmış yaşanan yangın sırasında kadınların bazı ölümüne onları iten erkeklere sebep oldu söyledi. Bu iddia yangında neden kadınların hayatını daha çok kaybettiğine dair şüpheleri kuvvetlendiriyor. Yangın sırasında cemiyet hayatının ünlü erkekleri cam hamile davet ettiği kadınları alevlerin arasına mı gitti? Dilerim ki bu vahim iddialara en kısa sürede cevaplanacak, toplumumuzun kanayan yarası kadına şiddet ve erkek terörü bu olayda göz ardı edilmeden adil bir şekilde sonuçlandırılacak.
Yangın gecesi mor katında 5 kişi çalışmış. Hepsiyle teker teker konuştum. Şüpheli bir durum yaşamamışlar. Savaş şirkete gelsinler. Ben de konuşacağım. Baş üstüne. Tekrarlama. Yaraların için hiç iyi değil. Bu ağrılarını alacak. Uyumana da yardımcı olur. Başına çırpınıp durma. Senin artık tek şansın benim. Endişelenme. Bütün yaralarını geçireceğim. Oğlum benim yerime kocaman bir öp dedi. Gel bakalım. Hadi bakalım. Birlikte yatalım. Yoksa annenin iyileştiğinde oğlumu iyi unutmamışsınız diye bana çok kızar. Sana bir de güzel masal okuyayım. Olur mu? İskender'le konuştunuz mu Müdür? Yüzünü bile görmek istemiyorum. Yapma Rüya. Yani ne oldu? Bu kadar kestirip atacak ne yaşadınız? Hadi. Hadi anlat bana. Hadi. Çiçeği İskender öldürdü o. Oh!
önüne almaya bak. İsteyerek yapmadım. İsteyerek yapmadım. Yemin ederim isteyerek yapmadım anne. Yemin ederim isteyerek yapmadım. Dede böyle bir şey isteyerek... Yemin ederim. Ne yaptın? İskender ne yaptın? Söyle bana ne yaptın? Hatırlıyorsun. Hani siz çocukken... Çiçek havuza düşmüştü. Sen de o yüzme bilmiyor diye onu kurtarmak için peşinden atlamıştın. Ben yetiştiğimde sen de boğulmak üzereydin, hatırlıyor musun? Çünkü çiçek can haliyle senin boynuna sarılmış, ikiniz de çırpınıyordunuz. Peki sence çiçek sana zarar vermek için mi sarılmıştı öyle? Evet, can korkusu. Yani insan... Ne bileyim, öyle durumlarda mantığıyla düşünemiyor. Aklı yerine panikle hareket ediyor. Aynı şey değil. Ölüm korkusu her yerde, herkes için aynıdır rüya. İşte İskender de öyle. Sırf birini kenara itti diye bu kadar çok şeyin yaşanmasını ister miydi sence? İskender'i suçlayarak çiçeği geri getiremez rüya. Baba, sen ne dediğin farkında mısın ya? Gayet iyi farkındayım. Sen öfkeden doğru düşünemiyorsun. Bence sen ne dediğinin farkında değilsin. Tamam kızım. Tamam. Tamam, sen biraz daha dinlen, sonra yine konuşuruz. Konuşacak bir şey yok baba. Tamam. Hülya Hanım. Kenan Bey, bu çocukların hali ne olacak böyle? Araya girmezsek bireyi deve yapacaklar. Çıkmıyor. Her şey yerlerinde. Herkes yerlerinde. Bir tek benim sevdiğim yok.
Sen de beni suçluyorsun. Kader böyle. Kader böylemiş. Ama öyle diyorum ki... Keşke böyle hıncımı, acımı böyle çıkarabileceğim biri olsa. Keşke. Ama kader böyle. Kader böyle. Rüya yardımı istemiyor Kenan amca. Ben istiyorum. Bu işin rüyaya sıçramasına müsaade edemem. Onun hiç bir günahı yok. İskender biliyorsun her taraftan ayrı sıkıştım. Bir yandan şu Sarnıç'taki yangını, bu taraftan şirketlerin durumu. Şu ortaklık meselesini bir an önce halledersek hiç fena olacak. Ortaklık yok Kenan amca. Ne demek ortaklık yok? Rüyayla ayrıldınız diye mi? Oğlum, iş başka bir şey, ilişkiniz başka bir şey. Hayır, hayır, ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ben sizin enkazınıza rüyayla evleneceğim için ortak oldum. Eğer rüya yoksa, ortaklık da yok. Kararım kesin. İskender, bak ben birkaç güne kadar barışacağınıza eminim. Yani büyük bir felaket atlattı hala şokta. Tamam, o zaman rüya kendine geldiğinde tekrar konuşalım. Çok hassas bir konu olmasa sizi buraya kadar yormazdım. Kusura bakmayın lütfen. Estağfurullah. Çelebi Bey, konu neydi? Yangın gecesi bu mücevherleri birinin orada bırakmış. Aranızda gören var. Peki. O gece mor katında şüpheli herhangi bir durum yaşandı. Aklınıza gelen, sizi huzursuz eden herhangi bir şey varsa bunu benimle paylaşabilirsiniz. Amacım sizi zor durumda bırakmak değil. Bir hata olmuşsa olmuştur. Önemli değil. Burada söyleyeceğiniz her şey burada kalacak. İleride de bir müşkülünüz olduğunda ilk bana gelmesi isterim. Kapım sizlere her zaman açık. O geceye dair bana söyleyeceğiniz herhangi bir şey var. Başkanım, benim sana diyeceğim var. Orada gelen adam, bu muydu? Hayır başkan. Uzun boylu, esmer, kirli sakallı biriydi. Yemin ederim kimdir tanımıyorum. Bana sadece içeri bakıp çıkacağım dedi. O ara takımı koydu mu, çocuğumun ölüsünü öpeyim ki bilmiyorum başkan. Tamam. Tamam, ben sana inanıyorum. Şimdi seni daha fazla tutmayalım. Eşinin başına dön, bu meselede aramızda kalacak. Doğum senden bir olmayacak. Allah razı olsun senden başkanım. Cümlenizde. Ayağına sağlık. Çok sağ ol başkanım, çok sağ ol. Hadi bakalım. Cemil Işık. Artık
kuleyi karış karış sarayın. Sarıca çıktığında bir dövüş olabilir. Gerekirse herkes teker teker son geçecek. Başüstüne. Dinleme beni. Ozan Akın Selim'in gazeteci Alıcı Ödemen'in mesaj göndereceğiz. Takım çok güçlü olmuş.
Lan hadi baş baş. İyi misin? Çok. Kim bunlar? Yemediğin kadınlar kalanlar mı? Yok be oğlum. Yaptığım haberden. He yani yemediğin şeyden yaptığın haberden. Önce dur lan. Kaldı benim ya şu halime. Gel gel. Kardeşim kalem senin de silah dönüşüyor da. Neden hep namlu sana dönük ne? Ya gülüm be canım acı. Öğrenme mi vurdular? Neden vurdular? Öğrenme. Aa. Düşeyim. İyi mi? Duruyor duruyor. Beni okyanusta boğarlar diye mi konuldu? Oğlum sana kaç kere söyleyeceğim? Ben hayattayken sana bir şey olmaz. Eh be kocadan bari koluma gir oğlum. Yiyemiyorum ya. İyi bari bedava masa çıkarma bana. Şu an bana faturayı kaybedildiğine paslardık. Niye? İskender'e mi yaptırdın? Bence öyle. Şansıymış çocuğa. Sabah boyunca düştüğü yerde. Kızım, biraz da başka bir şey yaksana. İçim şişti sabahtan beri. Ben bunu deneyeceğim. Buyur Kızım, öğlen saat 3'te seni anlayacağım. Oh, çok şükür. Tamam oğlum, soğutma. Şehirde herkese değilsin. Bölümde bir sıkıntı olursa ararız. Tabii tabii, başka kim var ya? Anne ne diye bağırsan oğlum? Oğlum konuşamıyorum, atıyor diyorum sana. Anacığım. Ozan. Bir şey yok. Ozan ne oldu? Yok. Oğlum ne oldu? Tamam, bir şey yok bana. Ayrıcağım, ben edeceğim. Anacığım. Bir şey yok, panik yapma lütfen. Ozan, oğlum. Bugün iki başladı DNA'lar. Kim yaptıysa elleri kırılsın, yanlarına düşsün inşallah. Ah Allah, getirdi DNA'nın kırılsın. Ne yok onlara yiyiz, tamam mı? Ben de inandım tabii. Alma kadını günahını bu çocuğuna ya. Karşında çocuk yok senin Ozan. Kandırma beni. Hadi. Hadi sen bana su bezmez, bir şeyler getir. Sonra da ararsın. Borcum olsun. Hadi canım. Hadi. Hadi. İyi misin? Gibi. Doğru söyle. Çelebi mi yaptırdı? Kendin kaşındın ya. Cemre. Kızını al, kaçak kurtul. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ne bu? Şans getirsin size. En çok ihtiyacım olan şey.